Güzel haberler, Arife'den bir gün önce başladı. Önce iş dünyasından Bursa Spor'a, 35 milyon liralık katkı geldiği ve bunun devam edeceği duyuruldu. Arife günü ise tüm Bursa'nın aylardır. Hasretle beklediği müjde geldi, transfer tahtası açılmıştır. Bursa Sporlular, o kadar uzun süredir bu müjdeyi bekliyordu ki gerçekten bayram Arife'den geldi kente. Bayramın ikinci günü de, Pablo Martin Bataja'nın yeni zaferler yaşatmak için yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü olduğu duyuruldu. Bataja, rahmetli Nejat Biyediç'ten sonra Bursa Spor'a yabancı futbolcu olarak gelip efsaneye dönüşen en önemli isim. Umarım ki, İmparator gibi o da teknik adam olarak büyük başarılara imza atıp, adım adım Bursa Spor'a ait olduğu yere döndürmeyi başarır. Şimdi, takımı kurma zamanı geldi. Acele etmeden, telaş yapmadan en pahalı veya en ünlü değil, en doğru isimleri almalı. Enes Çelik yönetimi transferde de doğru işlere imza atarsa hayal gerçeğe dönüşür. m i l l i l r d n güzel başlangıç. Bayramın 3. günü ise, A milli takımımız Gürcistan'ı 3-1 yenerek Euro 2024'de çok iyi bir başlangıç yaptı. Skora bakıp da, o rahat kazanmışız, diyenler gerçekten yanılır. Ay Yıldızlılar, Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3 puana uzansa da maçın son anları bir senaristin kaleminden çıkmış gibiydi adeta. Şu bir gerçek ki dünya basınının, Türk Messi, lakabını taktığı Arda Güler, maçın oyuncusu seçilse de 3 puanı getiren Hamne Samet'in çizgiden kafayla çıkardığı toptu. Bu kurtarışın devamında kullanılan köşe atışında kaleci. Mert'in yumrukladığı topla iyi çıkan milli takımımız, Kerem'in santrası yapılmayan golüyle maçı noktaladı zaten. Polonya Maçındaki performansı nedeniyle eleştirdiğimiz Samet, gollük şutu çizgiden çıkararak kendisinde ısrar eden Montella. Yer şimdilik haklı çıkarsa da rakibe çok pozisyon verdiğimiz ortada. Gruptaki, Portekiz ve Çekya'nın Gürcistan'dan çok daha güçlü rakipler olduğu aşikar. Yine de ilk kez Avrupa şampiyonası gören Gürcistan, iki rakipten birine çelme takarsa şaşırmam. Ancak, ayakları yere sağlam basıp kendi işimize odaklanalım. Turnuva öncesi beklentim 5 ya da 7 puanla gruptan çıkarız yönündeydi. Bu genç kadro her türlü sonuca açık. O yüzden 9'a da hayır demem. Kötü sürpriz yapmasınlar da.